Bir şeftali ağacını görüyoruz. Bu ağaç daha önce budanmış mutlaka ama mesela şu dal işte buradan kesilmesi gerekiyorken yukarıdan kesilmiş. Yukarısı kuruma yapmış tabi. Canlı gövde kendisini sağlıklı bir şekilde tutamıyor. Gövdeye bakteri geçiyor, virüs geçiyor artık. Ağaca özgü hastalıklar geçiyor. Oranın düzgün kesilmesi lazımdı. Sonra burada da aynı şey var. Yani şurada kesilirken canlı dala çok yakın kesilmesi gerekiyor. Yapılmamış. Mesela bu dalda da aynı sorun var. Yukarıdan uzak kesilmiş yine. Burası büyümemiş. Muhtemelen şurada güçlü bir dal varken o dal bırakılmış olabilir. Bu dalın da buradan düzgün şekilde kesilmesi gerekiyor. Bunlar budama problemleri arkadaşlar. Mesela bakın ağacın şu kısmı buradan kalın, sonra böyle inceliyor, bir geçiş var. Demek ki buradan kesilmesi gerekiyormuş ama kesilmemiş. Yine burası da kurumuş ve ağaç için yük ve ciddi bir zarar. Sonra mesela şurası da bir miktar uzun kesilmiş. Az daha kısa kesilseydi ağaç bunu kolay kapatabilirdi. Sonra yukarısı yine öyle, bakın. Buranın da canlı olan dala yakın bir şekilde kesilmesi lazım. Bu da budama problemlerinden bir tanesi. Ağaçtaki sorunlardan bir tanesi. İşte ağaç epeyce güçlü, oldukça taze dallar vermiş. Şeftali ağacı. Şeftali ağacını güçlü budamak gerekiyor. Çünkü şeftali ağacı, şöyle diyelim, bakın bu dal belki bir metreye yakındır. Şöyle tuttuğum dal bir metreye yakındır. Hem uzamış hem de meyve tomurcuklarını oluşturmuş. Şeftali ağacının böyle bir özelliği var. Yani hem aynı yılda hem uzaması gerçekleşiyor hem de tomurcuklar oluşuyor. İşte vişnede de olabiliyor bu. Ama kirazda böyle bir şey olmuyor. Bazı elmada olmuyor. Ama şeftalide böyle bir özellik var. Mesela burada da şu kurumuş dalın alınması lazım böyle. Taze dalların, sağlıklı dalların bırakılması gerekiyor. Şimdi kesimimizi yapalım. Tekrar bakalım. Arkadaşlar şeftali ağacımızı budadık. Şimdi budanmış halini tekrar bir daha gözden geçirelim. Neler yaptık? Şu elimdeki dal şuradaydı. Böyle kurumuş vaziyette duruyordu. Bunu kestim arkadaşlar. Evet, buraya meyilli bir şekil verdik. Çünkü su, kar burada durmayacak, aşağıya akacak. Burası önemli. Ve ağaç kendisini tamir edecek. Burası iyileşecek. Düz kesmiş olsaydık hem ağaç kapatmakta zorlanacaktı hem de yağmur suyu, kar suyu üstte duracak. Orada daha çok bakteri, mantar oluşacaktı arkadaşlar. Bunu engelledik. Şurada bir kuru dal vardı. Burayı da kestik arkadaşlar. Buradaki dalları budadık. Biraz tomurcuğu fazla bıraktım ben, meyve tomurcuğunu. Çünkü hala havalar soğuk. Sert bir soğukta bazı tomurcuklar ölebilir. O yüzden biraz fazlaca bıraktım. Ne kadar meyve tutacağını da tahmin edemiyoruz aslında. Bazen de aşırı meyve tutuyor. Fazla meyveleri küçüklerini böyle kopararaktan seyretme yapabiliyoruz şeftali ağacında. Mesela burada bir kuru dal vardı. Onu kestik arkadaşlar. Düzledik. Sonra şurada bir yine kuru dal vardı. Bunu da kestik arkadaşlar. Buradaki dalımız, kesilen parça şuydu. Evet, şöyle. Tam bu şekildeydi arkadaşlar. Bu parçayı buradan aldık. Bakın, biçimsiz bir kesimden dolayı ağaç burayı kapatamamış. Şuradaki yarayı biraz kapatmış. Şöyle bakalım. Burayı biraz kapatmış ama tam kapatamamış. Şuradakini hiç kapatamamış ve burası kurumuş. Ben burayı biraz daha derin kestim. Neden? Çünkü
Şu kısım bakın. Şurada hafif bir cansız ölü tabaka var. Fakat bu kısmı tamamen canlı kısmı ortaya çıkarttım. Eğer bunu fazla değil, yarım santim yukarıdan kesseydim, buradaki kalan kısmı çoğu yine kuru yer kalmış olacaktı. Bu da ağaç için bir şey fark ettirmeyecekti. Ağaç yine o kuru bölgeyi tamir edemeyecekti. Ama ben canlı kısmı böyle ortaya çıkarttım ki ağaç bu canlı bölgeden buraya salgı yapsın ve buradaki yarayı kapatsın, kendisini korumaya alsın. Ağacı önemli bir yükten kurtarmış olduk arkadaşlar. Tabii az da değil yani. Buna benzer parçalar ağaçlarda maalesef kurumuş şekilde oluyor ve budama da alınmıyor. Başka neler yaptık arkadaşlar? Şöyle uzaktan bakalım ağacımıza. Oldukça fazla kestik. Şöyle aşağıya giden, yana giden tomurcuklu dalları özellikle bıraktık. Bazılarını da biraz sık bıraktık. Çünkü ağacın şekillenmesi gerekiyor. Yani bu seneyi atlatınca daha genç dallardan istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Kestiğimiz kısma bakarsak arkadaşlar şöyle. Evet. Ağacın dalında kalan çiçekler, tomurcuklarla kestiklerimizin arasında büyük bir fark var. Belki dalda kalanlar 5'te 1'dir yani. Belki yani. Bakın çok fazla tomurcuk, çok fazla taze sürgünü kesmek durumunda kaldık. Bu bir kısmıydı. Bir kısmı da şurada. Onu da gösterelim. Evet. Yani sadece bir ağaçtan kesilen dallar böyle iki öbek halinde bir araya topladım ben. Oldukça fazla tomurcuk ve sürgün var. Şeftali ağacını böyle budamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ağaç çok sık meyve tutuyor. Aşağıdaki dallar kuruyor. Yukarıya doğru büyüme gerçekleşiyor. Böyle deve kuşu gibi düşünün. Yani uzun bacak yapısı, yukarıda tüyler ve gövde var. Şeftali ağaçları da çoğunlukla budanmıyor ya da bilinçli budanmıyor. Aşağıdaki kuru dallar kesiliyor ama yukarıdan budama yapılmadığı için bakın. Bu şekilde ben yukarıdan çok sert budama yaptım. Şöyle uzaktan bakalım ağaca. Evet, yukarıdan çok sert budama yaptım bu ağaca. Bu ağacın aşağıdaki o kuru bölgelerden de taze dalların çıkması gerekiyor. İşte onlar çıktığı zaman ağaç gövdesindeki yaraları tamir edebiliyor. Bizim de böyle budama yaparken istediğimiz açıda kolayca dal bırakma şansımız olabiliyor arkadaşlar. Şimdilik böyle şekil verdik bu ağacımıza. Dediğim gibi çiçek tomurcuğunu biraz fazla bıraktık. Bunun sebebi de işte sert soğuklar hala gitmedi. -3, -5 gibi hala önümüzdeki günlere dair tahminler var. Gece sıcaklığında. Şeftali de çiçeklerini açmak üzere. Tomurcuklar oldukça büyüdü. O yüzden tomurcuğu fazla bıraktım. Eğer çok meyve tutarsa seyreltme yapmamız gerekecek.